Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Başlıklarında gördüğünüz üzere Amerika'da yaşam, yurt dışında yaşam, yapabilir miyim, başarabilir miyim? Bu konularla alakalı elimden geldiği kadar bilgiler vermeye çalışacağım. Daha önce, bir önceki videomda burada yaptığım işle alakalı, nasıl para kazandığımla alakalı ve hayatımı nasıl geçindirdiğimle alakalı ufak bilgiler vermeye çalıştım. Birazcık da kendimden bahsettim, birazcık da kendimi tanıtmaya çalıştım. O videoyu yayınladıktan sonra gene güzel geri dönüşler aldım. Konuştuğum arkadaşlar oldu, hani iletişim kurmaya çalışan arkadaşlar oldu. Onlarla güzel böyle fikir alışverişlerinde bulunduk. Elimden geldiği kadar gene bir şeyler aktarmaya çalıştım. Amerika'ya geleli çok uzun bir süre olmadı. Biliyorum. Daha önceki videolarda da bunu söyledim. Anlatacaklarımı veya işte bu tarzda başlıklarla içerikler üretmeye çalışıyorum. Videolar yapmaya çalışıyorum. Sakın ukalalık olarak algılamayın. Böyle bir niyetim kesinlikle yok. Az çok da diğer videolarımdan anlamışsınızdır. Hani öyle bir insan değilim. Elimden geldiği kadar gördüğüm şeyleri sizlere paylaşmak ve sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü aynı süreçlerden ben de geçtim. Yurt dışına çıkarken yurt dışına nasıl giderim? Nasıl şurada işte seyahat ederim? Veya burada nasıl şartlar vardır? Burada nasıl imkanlar vardır? Burada nasıl geçinirim? Burada ne yapabilirim gibi. Ben de birçok araştırma yapıyordum açıkçası YouTube üzerinden ve farklı internet sitelerinden. Bu noktada işin çok da fazla böyle prosedür kısımlarını anlatmak istemiyorum. O konulara çok da fazla girmek istemiyorum. Zaten evraklı, dokümandı, yapmanız gereken başvurulardı. Bunları zaten internet üstünden doküman olarak fazlasıyla bulabiliyorsunuz. Burada nelerle karşılaşabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Hayatınıza yönelik ne gibi değerler katabilirsiniz? Veya nasıl başlangıçlar yapabilirsiniz? Birazcık bunların üstüne bahsetmek istiyorum. Az biraz da deneyimlerime güveniyorum. Ben yaklaşık 2 senedir yurt dışında farklı ülkelere gidip geliyorum. Farklı ülkelerle işler yapıyorum. Mesleğimle alakalı bir önceki videomu da izleyebilirsiniz ama ufak yine bir dipnot olarak da buraya da ekleyeyim. Ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Herhangi bir şirkete bağlı olarak çalışmıyorum. Freelance çalışıyorum. Çok uzun yıllardan beri bu işi yapıyorum. Şu an 35 yaşındayım. Yaklaşık 98-99 yılından beri bu sektörün içindeyim. Team her ülkede de aynı işime devam ediyorum. Aslında Amerika'da başarmak, Amerika'da yapmak, Amerika'da olabilmek değil konu. Olmamalı yani, en azından ben öyle düşünüyorum. Bu Almanya'da olabilir, İtalya'da olabilir, İspanya'da olabilir, Fransa'da olabilir, Kanada'da olabilir. Yani dünyada bir sürü ülke var, bir sürü gidip görebileceğiniz, bir sürü gidip hayat kurabileceğiniz, yeni deneyimler elde edebileceğiniz veya yaptığınız işle alakalı kendinizi geliştirebileceğiniz çok farklı ülkeler var, çok farklı yerlere gidebilirsiniz. Ama birazcık Amerika böyle insanlara rüya gibi geldiği için, bunu daha önceki videolarımda gene söylemiştim. Çok böyle rüya bir ülke olduğu için genelde tabii ki tercihler Amerika'ya gitmek, Amerika'ya gelmek, Amerika'da çalışmak, Amerika'da para kazanmak üstüne oluyor. Yani ya ne yalan söyleyeyim, benim de bir dönem aklımdan böyle planlar, böyle projeler geçmiyor muydu? Evet, geçiyordu. Onun haricinde genel olarak yurt dışında yaşamak sanıldığı kadar zor bir şey değil. Buralara erişmek de sanıldığı kadar zor bir şey değil. Ama insanlar bunu öyle bir anlatıyorlar ki, abi Amerika'ya gitmek şöyle güzel, Amerika'ya gitmek böyle efsane, işte atıyorum Almanya'ya gittim şöyle yaptım, burada böyle yaptım falan. Gerçekten arkadaşlar, çok fazla bunları gözünüzde büyütmeyin. İnsanın gerçekten her şey şu kafasında bitiyor. Bir şeyleri kafanıza koyduğunuz zaman yapamayacağınız şey yok. Bu noktada ufak böyle hayatımdan da hikayelerle aslında devam etmek istiyorum. Hayatımdan ufak böyle anekdotlar tarzında, ufak böyle kesitler, hikayeler tarzında bir şeyler anlatmak istiyorum. Tekrardan söylüyorum, yani ukalalık olarak algılamayın. Sanki böyle hani dünyanın gidişatını değiştirmiş bir insan değilim. Hani çok çok böyle mükemmel büyük başarılar, dünyada işte ismi mükemmel duyulmuş bir insan da değilim. Ama naçizane bir hayat deneyimim var. Böyle kuru kuru boş boş bir şeyler anlatmak da karşı tarafta çok bir yankı uyandırmaz diye düşünüyorum. O yüzden hayatımdaki bazı deneyimlerle hani konuları birleştirip birazcık daha pastayı süslemek istiyorum. Bir şeyi ne kadar istediğiniz gerçekten çok önemli. Bir şeyi ne kadar başarmak istediğiniz, ne kadar yapmak istediğiniz. Çünkü ben her zaman insanoğlunun bir şeyi gerçekten kafasına koyduğu zaman onu yapabileceğine inanan taraftayım. Ya bu en azından benim hayatım için her zaman böyle oldu. İlk böyle yazılım işlerine başladığım dönemlerde tabii müzik dinliyoruz bir taraftan çalışırken, ki bizim sektörde tasarım, yazılım çok böyle şeydir. Yani kulaklıkların olmadan, müzik dinlemeden böyle. Hatta böyle öyle listeler hazırlamaya çalışıyorsunuz ki işte böyle gaz verici, işte daha böyle sakin, dinlendirici falan böyle. Müzik dinliyorum. Ben genelde birazcık hani sert müzik dinlerim, böyle hani biraz daha metal tarzında müzikler dinliyorum. Bilgisayar başında da böyle gene o dönemler kod yazıyorum. Kod yazarken işte gene metal birkaç parça dinliyorum. Böyle bir gaza geldim. Bilgisayar başında bildiğiniz böyle air gitar muhabbeti vardır ya, işte böyle bilgisayar başında gitar çalıyormuş gibi yaparsınız falan böyle, veya işte dinlediğiniz müziği herhangi bir ortamda işte böyle çalıyormuş gibi yaparsınız. Genelde konserlerde falan olur, air gitar derler o muhabbete de. Ya sürekli böyle ya dedim ki arkadaşlar, o enerjiyi zaten hani şu hareketi zaten yapıyorum, en azından bari bir tane gitar alıp koyayım şuraya da en azından gitar çalmayı öğrenirim. Sonrasında ben bunu dedim ve gaza geldim.
Akşam saat kaçtı? Akşam böyle 7-7.30 civarları falan evdeyim. Ben kalktım bir an, üstümü giyindim, çıktım. İstanbul'a Maltepe tarafında oturuyorum. Ya bizim orada da şimdi hani Kadıköy'e falan gitmem lazım hani gitardı, müzik enstrümanı bir şeyler alabilmek için. Neyse ineyim dedim, Maltepe'de bir iki tane öyle gözüme ilişen yer vardı. Gittim neyse gitar aldım falan, böyle eve geldim. İşte elektro gitar aldık bir de, işte amfi manfi falan. Zaten o yani gitar alma olayım da efsane. Gittim müzik markete girdim, abi dedim bana bir tane elektro gitar, bir tane amfi, bir işte iki üç de kablo bir şeyler ver dedim. Adam la bir gülmeye başladı, mekanın sahibi. Dedim abi dedim niye, ne oldu, niye gülüyorsun falan dedim. Ya dedi hayatımda ilk defa dedi bu şekilde gitar almaya gelen birini görüyorum dedi. Ya abi dedim ben hiç bilmiyorum dedim. Hiç alakam yok dedim. Bu zamana kadar dedim hani tabii bu bahsettiğim olay ya bundan 10-12 sene önce falan oluyor. O zaman da kaç yaşındayım? İşte 24 yani 24 yaşlarında falanım. 24-25 yaşlarında falanım. Herhangi bir enstrüman çalmadım. Hani dokunmadım bile enstrümanlara. Yani o kadar alakam yok müzikle. Neyse falan filan dedim abi ne alabiliriz ne edebiliriz. Neyse biz öyle bir tane gitar aldık eve geldik. Şimdi eve geldim gitarı koydum. İşte annem falan bakıyor, ne oluyor falan, hani bu nereden çıktı dedim. İşte böyle böyle gitar aldım dedim, hani müziğe başlayacağım, müzik yapacağım falan filan. O dönemde böyle müzikle ilgili arkadaşlarım var. Her zaman şey konuşulur zaten, hani müzikte başarılı olmak istiyorsanız, bir enstrüman çalmak istiyorsanız çok küçük yaşlarla başlamanız gerekir ki parmaklarınız veya işte atıyorum hani ne hangi enstrüman şey yapacaksınız, nefesli yapacaksınız, yaylı yapacaksınız, telli yapacaksınız. Eklemleriniz, nefesiniz ona göre gelişsin. Çünkü çok küçük yaşlarda başladığınız zaman, o eğitimi aldığınız zaman vücudunuz da ona göre gelişim gösteriyor. Bana hep şey diyorlar işte hani ya işte çok geç kaldın, bu saatten sonra çok zor öğrenirsin, işte adapte olman çok zor olur falan filan. Birazcık da o konularda hırslıyımdır. Hani kafaya bir şey koyduğum zaman böyle yani yapacağım yani, onun kaçarı yok, onu kesinlikle yapacağım. Neyse gitarı aldık, eve geldik falan. Ben gitara bakıyorum, gitar bana bakıyor. Lan alakam yok, hiçbir şey bilmiyorum yani, nasıl başlayacağım, nasıl yapacağım hani... Lan birilerine soracağım şimdi, olayı da gözümde büyütmeye başladım. Ya diyorum şimdi gideceğim, yok işte şöyle başlayacağım, şöyle yapacağım. Biliyorsunuz bizde icraattan çok böyle girizgah daha şeydir ya böyle, hani girizgah böyle hani bir sene sürer, icraata geçmeye başlarsın, dördüncü senenin sonunda böyle hani ufak tefek bir şeyler çalmaya başlarsın gibi bir izlenim oluyor hep etraftan. Sonra neyse dedim ki ya yapacak bir şey yok, ne yapacağız? Önce dedim kendimize bir yol çizeceğiz, yani bir şekilde başlayacağız buna. Neyse gitar aldık elimize, amfi falan bağlıyoruz. Bir de gürültülü alet, elektro gitar. Evde anne sürekli böyle çalmaya çalışıyorum. Çalamıyorum hani, bir şey de çalsam kadın gene hani kadına tak veriyorum. Bir şey çalabilsem diyecek ki lan en azından bir şeye benziyor çaldığın şey. Ben sadece ses çıkartıyorum. Yani ha durup böyle bağırmışım, ha onunla vurup böyle ses çıkarmışım. Hiçbir farkı yok yani. Hatta o daha rahatsız edici. Neyse gel zaman git zaman dedim ne yapacağız? Dedim ki bak açtım birazcık böyle internetten de nasıl başlarım, ne yaparım, ne yapabilirim. Ders almak hiç aklıma gelmiyor bu arada. Yani dediğim gibi bir de hani çekiniyorum da ders almaktan. Yani bir de derse ayıracak vaktim de yok. Hani gideceğim böyle derse geleceğim edeceğim falan filan, hiç vaktim yok. O dönemde bir de böyle işte yazılım işlerine falan böyle iyicene, tasarım yazılım işlerine böyle iyice sarmışım. Sektörde de ilerlemeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok da böyle hani dolu dolu da ona bir şey de ayıracak bir vaktim yok. Ama dedim işte aldık bir bok yedik, hani yapacağız, devamını getireceğiz. Neyse. Ufak ufak başladım, dedim ne yapacağım? Abi dedim yani baktığın zaman eklem hareketleri ve senkronizasyon. Hani sonrasında kulak devreye giriyor. Ne yapacağız? Önce parmakları geliştireceğiz. Ondan sonra işte birazcık da senkronizasyona falan çalışacağız. Ben başladım. Hiç erinmiyorum ama. Sabahtan akşama kadar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 falan. Ama sürekli böyle yapıyorum. Sürekli böyle. Evin içinde sürekli böyle bir ses var. Annem artık böyle kulaklarını falan tıkayan, kulak tıkacıyla falan dolaşıyor evde. Neyse ben böyle çalışıyorum. Tabii bir taraftan sabah kalkıyorum, işe gidiyorum, akşam geliyorum falan. Lan ne yapacağız? Uyku süresini düşürmeye başladım bu sefer. Yani baktım ki yetişemiyorum, zaman yetmiyor. Bu işi de yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Orada işten çalamıyorum. Şöyle ne yapacağız dedik, daha az uyuyacağız. Fazla uyuyan bir insan da değilim. Ortalama günde 5-6 saat falan uyuyorum. Tabii o zamanlar biraz daha fazla uyuyordum. Şimdi biraz daha düştü. Hatta 4 saatlere falan düştüm şu an. Dedim ki uykudan kısacağız. Uykudan çalacağız yani. Ben yatağın içine giriyorum ama uyumuyorum. Kucağımda gitar, tık 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 çalışıyorum böyle. Sürekli deli gibi çalışıyorum. Sonrasında kaç ay oldu? 1-1.5 ay falan oldu. Ben bayağı böyle gitarda parmaklarım bayağı hareket ediyor. Bir şey çalamıyorum yani. Hani nota bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Herhangi bir şarkının bir kısmını çalamıyorum falan. Ben sadece şeye odaklandım böyle. Parmaklarım açılsın. Hani sadece klavyenin işte o tellerde, klavyede böyle rahatça hareket edebileyim. Parmaklarım bir şekilde orada çalışsın yani. Bir şekilde işlesin. Sonrasında zaten tamamlarım gerisini. Ben neyse böyle çalışıyorum falan. Evde böyle kendi kendime çalışmaya sıkıldım. Lan dedim arkadaş yani nereye kadar kendine böyle 1-2-3-4. Daha 1-1.5 ay olmuş ha. Sonrasında dedim ki ben bir grup kurayım.
Abi özgüvene gel. Yani daha bir buçuk ay olmuş. Böyle o özgüvenle ben müzik grubu kuracağım. Neyse o dönemler hangi siteydi? Garaj İstanbul muydu? Öyle bir tane site vardı. Girdim oraya ilan milan bıraktım falan böyle. Sanki çok iyi gitar çalıyorum ki ben hani ben olayı bitirmişim. Bir de yanıma ekip arkadaşları buluyorum böyle. Tabii işin içine girince o işin de öyle olmadığını gördük. Böyle kendini böyle o kadar güzel pazarlayan insanların aslında senden yani ben 1-1,5 aylık olmama rağmen benden daha kötü olduklarını falan yani o tarzda insanlar falan gördüm. Neyse biz böyle şey yaptık. O zamanlar böyle stüdyo falan ayarladık. Provaya gireceğiz. Bir tane şarkı belirledik kendimiz. Dedik işte o zaman da neydi? Metallica'dan Enter Sandman mi? Ne onu çalacağız. Belirledik işte bir 10 gün falan böyle kendimize dedik yani herkes bunu çalışsın etsin falan filan. Ondan sonra stüdyoda bunu çalmaya başlayacağız. Abi stüdyoya bir girdik. Allah'ım yani hayatımın en efsane günlerinden bir tane. İntihar edersin ya. İçeride bir gürültü kirliliği var. Kafayı yersiniz. İçeride 5 tane insan var. Yani hiçbiri enstrümanlarına hakim değil. Yani hakimiyete geçtiğim hiçbir şey çalamıyoruz. Yani güya Enter Sandman çalmaya çalışıyoruz. Ama yani çaldığımız şeyin ya bırak Enter Sandman müzikle alakası yok. O haldeyiz. O noktadan sonra birazcık da böyle bir misyon edinmeye başladım. Niye kendime böyle bir görev yükledim onu da bilmiyorum. Hem kendim öğreneceğim hem o gruptaki insanlara da bir şeyler öğreteceğim. Bir şekilde bir motivasyon oldu. Sonrasında ben yaklaşık 3. ayda ben baya şarkı çalmaya başladım. Bu arada ne eğitim alıyorum ne bir şey alıyorum. Gene sadece kendim çalışıyorum evde. İnternetten böyle notaları falan buluyorum, böyle tabileri falan buluyorum. Onlarla çalışıyorum. Üçüncü aylara falan geldim dediğim gibi ben baya böyle şarkılar çalmaya falan başladım. İşte o zamanlar böyle hani biliyorsunuz ilk gitar çalmaya başlayanlar ne çalar? İşte Metallica'nın parçaları falan filan. Tabii biz de o zaman metal müzikle ilgili olduğumuz için hani Metallica'dan falan yürüyoruz böyle. Metallica'nın ben baya şarkılarını falan çalmaya başladım böyle. Sonra level'ı yükselttim. Daha böyle hızlı, daha böyle hardcore parçalara falan, daha böyle işte death metal falan filan o tarzı müziklere falan geçtim. İşte dinlediğin tabii şimdi müzikle ilgilenmeye başladığın zaman dinlediğin gruplar değişmeye başlıyor. Hani ya farklı şeyler dinlemeye başlıyorsun. Hani ulan dur şundan da bir şey etkilenirim. Hani sanki böyle şeyim ha. Duayenim. Müzikleri, şarkıları harmanlayıp kendime tarz yaratacağım. Yani o haddeye, böyle o raddeye geldi olaylar. Sonrasında süreç gene böyle devam ediyor. 3. ayı da atlattık. 4. 5. ay falan böyle. Yani gruptan eleman çıkartıyorum, yeni elemanlar alıyorum. İşte şarkı değiştiriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vokal deniyoruz. Ben tabii evde böyle deli gibi çalışıyorum falan böyle. Bir egzersizler geliştiriyorum kendi kendime. Yani kafayı yersiniz dersiniz böyle hani dünya starı olacağım. Tabii bunun yanında bir taraftan iş hayatım devam ediyor. Bir taraftan yine sosyal hayatıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Bir taraftan hani müziği idare etmeye çalışıyoruz falan. Neyse. Hiç unutmuyorum 6. ayıma geldim. Artık bu etrafımdaki arkadaşlar da tabii ki hani belli bir seviyeye geldiler ama ben orada artık olamayacağımı hani çünkü benim emek verip çalışıp da bir noktaya geldiğimde onlar hala o noktaya gelememişlerdi. Yani buna yetenek farkı diyebilirsiniz, emek farkı diyebilirsiniz, vakit ayırma diyebilirsiniz, değer diyebilirsiniz. Yani buna kendi açınızdan baktığınızda hangi ismi koymak istiyorsanız, hangi sıfatı koymak istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben buna emek diyorum. Çünkü bir işe gerçekten emek verdiğiniz zaman onu yapamazsınız diye bir kural yok. Ben ona inanıyorum. Ben 6. ayda tekrardan o eleman yani grup arkadaşı bulmak istediğim siteye girdim. Ben bir gruba müracaat ettim. Sonrasında bir gruba girdim. 6. ayımdan bahsediyoruz. 6 ay önce eline enstrüman almış. Hiçbir şekilde ders almamış. Sadece kendi çalıştığı ve internette gördüğü bazı şeyleri öğrenerek, kendi kendine bir şeyler geliştirmeye çalışarak yapmış bir insandan bahsediyoruz. Sonra birileriyle tanıştım. Prova yapacağız arkadaşlarla. İşte bir gruba dahil olacağım. Arkadaşlar beni test edecekler. Hani oluyor mu, olmuyor mu, çalabiliyor muyum, çalamıyor muyum, gruba uyum sağlayabiliyor muyum, ona bakacağız. Bana repertuarlarından bir 6-7 tane şarkı gönderdiler. Dediler ki işte hani bu şarkıları işte şu hafta işte bir 10 güne kadar hazır edersen hani prova ayarlayalım, gelelim bir çalalım hep beraber deneyelim bakalım olacak mı olmayacak mı diye. Tamam dedim. Şarkılar da yıkılıyor. Adamlar işte Lamb of God, işte Devil Driver yani böyle bayağı hızlı çalınan parçalar yani Unearth falan filan böyle yani 220-230 metronomlarda hani ciddi yani şöyle söyleyeyim Türkiye ortalamasındaki herhangi bir şarkının 120-130 metronomda olduğunu düşünürseniz hani Türkçe rap'ten örnek vereyim. Türkçe rap şarkıları söyler gibi o hani Ceza'nın yardırıp söylediği bölümler gibi gitar çaldığınızı düşünün böyle. Neyse ben aldım parçaları. Gene özgüven tavan. Abi onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Ben niye yapamayayım? Ben başladım çalışmaya parçalara. Abi birinci haftayı doldurdum. Bak 7. gündeyim. Şarkıların daha bir tanesinin yarısını bitiremedim. Çalamıyorum. Ben tabii sinir krizi geçiriyorum. Nasıl yapamam? Nasıl çalışamam? Yapmam lazım. Olması lazım. Rezil olacağım. İşte hani yani en fazla ne yaparsın? Telefonunu kapatırsın veya işte engellersin, gitmezsin, provaya gitmezsin.
Ya da benim başka işim çıktı. Uydurursun bir bahane değil mi? Bahaneden bol ne var? Yani uydurmak istedikten sonra. Kalmış 3 günüm, 4 günüm falan böyle. Abi ne olduysa o gün oldu işte. Bir anda o sanki o parmaklar bir anda açıldı. Şarkılar böyle çatır çatır böyle kendi kendine. Sanki ben çalmıyorum ki parmaklar kendi kendine çalıyor şarkıları. Ben 9. günde şarkıların hemen hemen kaba taslak olarak çoğunu bitirdim. 10. günde baya baya çalmaya başladım. Bir iki gün daha müsaade istemiştim arkadaşlardan. Artık 11. 12. günde falan böyle ya, hani o kadar rahat çalıyorum ki parçaları. Hani utanmasam böyle sahne şovu falan hazırlayacağım. Öyle gideceğim yani. Neyse gittik provaya. Başladık. Tabii ilk gittiğin zaman bir heyecan falan böyle. Şimdi bir de benim öyle bir huyum vardır. Bir ortama girdiğim zaman iyi de olsam şey gibi düşünüyorum. Bilmiyorum niye yani. Tabii bunu üstünden atmam çok uzun sürmüyor ama sanki herkes çok çok iyi. En zayıf veya en kötü olan benmişim gibi öyle bir his oluyor bazen içimde. Bunlar neden oluyor onu da bilmiyorum. Ama kısa bir zaman içinde atıyorum zaten onu da. Hani bir şeyleri gördükten sonra. Ya da o şundan da kaynaklanıyor olabilir. Bir şeylerden emin olmadığım sürece kendimi bir seviyeye veya bir level'a koymak istemiyorumdur. Belki de garanticiyimdir. Belki de o yüzden böyle davranıyorumdur. Neyse biz gittik provaya. Arkadaşlarla işte çaldık ettik falan filan. Gayet güzel, iyi iş, hoş. Provayı bitirdik. Bir saat mi, iki saat mi ne bir prova yaptık. Çaldık, güzel, eğlendik falan. Çocuklar da güzel, kafa çocuklardı. Sonrasında provadan çıktık. Dedik yani bir kahve mavi içelim, bir şeyler yapalım. Ondan sonra birazcık da hani grupla alakalı bir şeyler konuşuruz. Neler yaparız, nasıl yaparız, ne ederiz falan filan. Bir de sana söylememiz gereken bir şey var falan dediler bana. Böyle ben iyice ne? Hani dedim lan ne oluyor? Abi gittik neyse oturduk, çay kahve içiyoruz falan. Bunlar bana dediler ki haftaya konser var. Dedim ne konseri? Ulan ben de 6 ay önce gitar çalmaya başlamışım. Yani adam akıllı bir iki aydır çalıyorum. Tamam hani bir seviyedeyim, bir yerlere geldim ama yani sahne dediğiniz şey, konser dediğiniz şey ciddi bir sorumluluk. Yani bir anda böyle hani söylendiği zaman bir de konser yani 3 kişiye de versen ya ben diyorum ki çocuklara abi ben konsere çıkamam. Yani o kadar bir şeyim yok. Abi niye ya çatır çatır çalıyorsun şöyle böyle falan filan. Ya dedim arkadaşlar yok yapmayın etmeyin. Ben yani siz dedim senelerden beri çalıyorsunuz. Hani konuşuyoruz değil mi? Yok işte çıkmamız lazım etmemiz lazım. Biz bu saatten sonra başka eleman da bulamayız. Neyse çocuklar beni konsere çıkmaya razı ettiler. Konser de Taksim'de Karavan'da olacak. O zaman da Karavan popüler mekanlardan bir tanesi. Ben de şimdi hani küçük bir grup. Hani diyorum ki lan en fazla nedir? Hani 10 kişiye 20 kişiye. Ay, maksimum o konseri veririz. Yani o kadar kişiye konser veririz. Yani hani kalkıp böyle binlerce kişiye konser verecek halimiz yok. Neyse çocuklar bana konser repertuarını verdiler. Başladım parçalara çalışmaya. İşte, deneyimim yok. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bilmiyorum. Kaç kişiye konser vereceğiz? Yani o dönemde bir tane grup vardı. Grubun adını şimdi hatırlayamıyorum. Videodan sonra bakacağım. Şu altlara bir yerlere yazarım. Bir metal grubu Türk. Bu arkadaşlar vakti zamanında çok çok Türkiye'de bayağı popülerler. Hepsi dağılmışlar, işlerine güçlerine falan dönmüşler. Hepsi farklı yurt dışına, farklı ülkelere gitmişler. Sonrasında tatil dönemini oraya ayarlayıp, Türkiye'ye aynı dönemi ayarlayıp bir de bir konser denk getirmişler. Biz de o konserde alt grup olarak çıkacakmışız. Ben bunu tabii sonradan öğreniyorum. Konser günü geldi, ben evde çalışıyorum falan. Tabii çalıştım tabii bir hafta falan böyle. Aynanın karşısına geçiyorum, şöyle dururum, böyle dururum falan yaparım, filan yaparım. Abi elim ayağım birbirine giriyor. Ulan diyorum konser ortamı karanlık, nasıl çalacağız? Bakmadan çok da fazla çalamıyorum o dönemler. Lan ne yapacağız, ne yapacağız? Ben şey falan yapıyordum böyle. Gözlerimi falan böyle bantlıyordum evde. Hani ışıkları falan kapatıyordum garanti olsun falan diye böyle. Öyle çalışıyordum hani bakmadan işte bütün parçaları ezberlemem lazım falan diye. Neyse o şekilde çalıştım ettim falan. Konser günü geldi. Ben konser mekanına bir gittim. Ben bekliyorum ki böyle bir 10 kişi, 20 kişi, hadi 50 kişi maksimum. Abi mekana bir gittim. İnsanlar kapıdan taşıyor. Yani taş çatlasın 150 kişilik mekan diyelim, 150-200 kişilik mekan diyelim. Abi içeri sokmuşlar 400 kişi. Sahne geldi, çıktık sahneye. İşte vokal başladı bizim. İşte şöyle böyle falan, hoş geldiniz, 5 gittiniz, işte teşekkür ederiz, şöyledir, böyledir, burada olmaktan mutluyuz falan fıstık, çat çürt. Ondan sonra size şu parçayla başlayacağız falan filan dedi. Arkadan tabii bateri geldi, başladık şarkıyı çalmaya. Ben de tam böyle sahnenin önünde duruyorum. Benim önümde de üstte de flaşlar varmış. Ben flaşları tabii bilmiyorum. Sahneye çıkmamışım. İlk defa sahneye çıkıyorum. Böyle 30 saniye falan. Aa dedim ya bu muymuş? Rahat falan gayet çalıyorum. Her yer aydınlık falan. Her şeyi görüyorum ediyorum. Dememe kalmadı. 30. saniyede sen çat ışıkları kapat. O flaşları da benim gözüme bir patlat. Ben bildiğin kör oldum. Bildiğin kör oldum yani. Ondan sonra direkt böyle şey. Böyle bildiğin hani kaldım falan böyle. İşte tabii ki tecrübesizlik.
Ben böyle tabii evde yaptığım egzersizler işte böyle Karate Kid gibi işte hani cilala parlat muhabbeti var ya, böyle gözünü kapatıyorsun, aklına bir öğrendiğin herhangi bir şey geliyor, oradan bir teknik çıkartıyorsun ve bunların hepsi 2 saniyede oluyor. Gerçekten onu yaşadım. Hani böyle gözümü kapattım, evde egzersiz yaptığım anlar gözümün önüne geldi. Lan dedim, zaten gözüm bantlı kapalı çalabiliyordum falan, kapat gözünü de. Ama ben bildiğin gözümü böyle kapattım, gitar çalmaya başladım falan, böyle deli gibi. Zaten birinci, ikinci parçadan sonra o bütün heyecanı da attım. O sahnenin nasıl bir enerjisi varsa konseri falan verdik ettik. Ondan sonra sonrasında bir sürü konserler vermeye başladık. Sonra ben konser arsızlığı falan oldum böyle. Ondan sonra bu aslında bu hikaye çok daha uzun da böyle hani şimdi o kadar da detayına girmeyeyim. Onu bir başka videoda detayını anlatırım. Merak eden olan arkadaşlar varsa yazar aşağıya. Ona göre ben de devamını anlatırım. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Ana konuyla bağlayacak olursak. Aslında insanlar bir şey yapmak istediğiniz zaman gerçekten bunu yapabilirsiniz. Bu hayatınızla alakalı bir iş kararı da olabilir. Yaşamak istediğiniz bir ülke de olabilir. Yani gittiğiniz yerler, yaptığınız işler hep bir araç. Sadece sizin hayatınızı, sizin bedeninizi, beyninizi, fikirlerinizi yaşatabileceğiniz, yaşayabileceğiniz veya kendinizi mutlu edebileceğiniz, yani bunları yapabilmeniz için size bunlar hep bir araç. Amerika'da da olabilirsiniz, Türkiye'de de olabilirsiniz, Almanya'da da olabilirsiniz, dünyanın birçok ülkesinde olabilirsiniz, birçok yerine gidebilirsiniz. Ki bunu gerçekten yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Yeter ki inanmanız ve kafanıza koymanız gerekiyor. Yani olay şu değil. Ben şuna çok kızıyorum. Abi oraya bir kapı atayım da sonrasında başımın çaresine bakarım ya, bir şekilde yolumu bulurum. Bulamıyorsunuz. Gerçekten bulamıyorsunuz. Etraf sokaklar evsizlerle dolu. Ne yapacağını bilmeyen insan gerçekten memleketinden çıktıktan sonra, kendi ülkenden çıktıktan sonra gerçekten sefil olmak, dağılmak, parçalanmak çok kolay. Yanınızda aileniz var, eşiniz var, dostunuz var, arkadaşınız var, sığınabileceğiniz bir yer var. Burada öyle değil. Burada tek başınasınız. Bunu size ajitasyon olsun veya işte şöyle kötü, böyle iyi, ülke orası şöyle iyi, böyle iyi falan. Ben hani şu ülke çok iyidir, bu ülke çok kötüdür falan gibi bir yorum yapmayı sevmiyorum. Kime göre iyi, neye göre iyi? Burası bana göre iyidir, sana göre kötüdür. Veya Almanya bana göre iyidir, başkasına göre kötüdür. O yüzden şuraya gittim, şöyle oldu, buraya geldim, böyle oldu. Bunu yapabilirsin, şunu yapabilirsin, böyle mükemmel. Ben sinir oluyorum o tarz videolara. Amerika süper bir hayat, mükemmel bir hayat. Öyle bir dünya yok. Yani eğer siz mükemmel değilseniz, eğer siz yaşamayı bilmiyorsanız, eğer siz başarmayı bilmiyorsanız hiçbir yerde bunu başaramazsınız. Ne Amerika'da başarabilirsiniz, ne Türkiye'de başarabilirsiniz, ne Almanya'da başarabilirsiniz, ne de dünyanın başka bir ülkesinde başarabilirsiniz. Hiçbir yerde başaramazsınız. Önemli olan neyi başarmak istediğinizi biliyor olmanız. Bir şeyleri bilmeniz ya, kendinizi tanımanız. Önemli olan şey bence bu. Ondan sonra Amerika'da da yaparsın, Almanya'da da yaparsın, Kanada'da da yaparsın. Nereye gidersen git yaparsın. Zaten seni sen yapan şeyi sen nereye gidersen oraya götüreceksin zaten. O yüzden seni etkileyecek veya seni yolundan geri çevirecek bir şey bu ülkeler değil yani. Burada nedir? Sadece gittiğiniz yerlerin kuralları değişir. Sadece bu. Veya harcamaları değişir. Orada 3 lira harcıyorsan burada 5 lira harcarsın. Burada 5 lira harcıyorsan başka bir yerde belki 2 lira harcarsın. O yüzden bu işleri çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Evet, size bazı konularda ayrıcalıklar tanıyorlar. Bazı şeylere çok daha sahip olabiliyorsun. Kazandığınız paranın alım gücü artıyor. Ama parayı kazanabiliyorsanız artıyor. Parayı kazanamıyorsanız, yani nereye giderseniz gidin, yine yaşayacağınız hayat hiçbir şekilde değişmeyecek. O yüzden bu tarzda kararlar almadan önce ne iş yapacağınıza karar verin. Kendinizi o konuda ne kadar geliştirdiğinize karar verin. Bunları tartın, bunlara bakın. Abi ne olacak, gider orada pompacıda çalışırım, şunu yapayım. Ya tamam, burada pompacıda çalışarak kazandığın parayla yaşayacağın hayat ne olacak ki? Ne olacak, nasıl bir hayat yaşayacaksın? Veya nasıl bir hayat yaşamayı düşünüyorsun? Nasıl bir hayalin var? Yapmak istediğiniz meslekleri, öğrenmek istediğiniz, okuduğunuz bölümlerle alakalı yurt dışında neler oluyor, neler bitiyor, neler ediyor, bunları görün. Farklı lokasyonlar görmek iyidir, eyvallah. Buna hiçbir şekilde lafım yok. Ama oraya gideyim hayatım şöyle süper olacak, oraya gideyim hayatım böyle süper olacak, orada kazanacağım, Türkiye'de yiyeceğim falan, yani emin ol burada kazandığın paranın büyük bir kısmı zaten buradaki yaşamına gidecek. Ya da burada geleceksin, sefil hayat yaşayacaksın. Ondan sonra atıyorum 45 yaşına kadar, 50 yaşına kadar geldin burada, sefil hayat yaşadın, gittin Türkiye'ye kral gibi yaşasan ne olur? Zaten hayatını yaşaman gereken zaman diliminde yaşayamadıktan sonra. Ne anladım ben o işten? Bakmayın, hani ben şu an aslında negatif konuşmaya çalışmıyorum, negatif bir şey de söylemiyorum. Sadece izleyeceğiniz yolun nasıl olması gerektiğiyle alakalı fikir vermeye çalışıyorum. Buraya gelip sefil olursunuz, burada gelirsiniz çok kötü olur, burası şöyle kötü, böyle kötü, orası o kadar bir yerle alakalı iyi veya kötü diye söylemiyorum. Şöyle iyidir, böyle kötüdür falan filan. Bu kişisine göre gerçekten değişir. Yani
benim aldığım hazla bir başkasının alacağı haz aynı olmayacak. Ama ne yapıyorsanız garanti yapın, emin olun. Emin olmadıktan sonra bu tarz adımlar atmayın. Dışarıdan görüldüğü kadar gerçekten kolay değil bazı şeyler. Şöyle söyleyeyim, evet ben burada çok uzun süredir bulunmuyorum ama ben buraya ilk defa da gelmiyorum. Daha öncesinde de çok kere geldim. Ve etrafımda bulunan insanlardan dolayı yaşam şartlarının nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. İnsanların nelerle mücadele verdiklerini, nelerle yüzleşmek zorunda olduklarını veya kendilerini hangi noktalarda geliştirmek zorunda kaldıklarını çok çok iyi biliyorum. Çok çok yakından biliyorum. Aslında bu söylediklerimin altını sakın boş zannetmeyin. Bir geldi lan çocuk gitti daha ne kaç bir ay oldu olmadı akşam kesiyor falan değil. Benim daha öncesi de var. Dediğim gibi daha öncesinde bir diğer videolarımda da söylemiştim. Daha öncesinde de hani gelip gittim. Hani ilk defa gelmiyorum. Bir de ben iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Meslek hastalığı. O öyle olmak zorundayım zaten. Bir şeyi göremiyorsanız zaten kurgulayamazsınız ve onun ne yazılımını ne tasarımını yapamazsınız. İyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. O yüzden farklı görebildiğimi, bir şeylere baktığım zaman kolay algılayabildiğimi düşünüyorum. O yüzden anlattığım videoda anlattığım hikayeyle alakalı öncelikle ne yapacağınıza karar verin, ne yapmak istediğinize karar verin. Ve gerçekten onu istiyorsanız onu zaten başarabilirsiniz. Ben 6 ayda hiç daha öncesinde müzikle alakası olmayan bir adam 6 ayda gitar çalmayı öğrendim ve konsere çıktım, sahneye çıktım. Birinci senemde besteler yapmaya başladım. Hatta şöyle bir ufak bir parantez içinde bir şey daha söyleyeyim. O dönemler böyle cover şarkı yapmak, yabancı parçaların coverlarını çalmak falan çok çok modaydı böyle. Hani besteden ziyade. Amerikalı bir tane grup vardı. Ben bu Amerikalı grubun, o zaman biliyorsunuz MySpace falan vardı. Amerikalı grubun şarkısını coverlamıştım. Sworn Enemy diye bir tane Amerikalı bir hardcore metal grubu. Adamların parçalarını coverladım. Evde adam da böyle eğlenerek çaldım falan filan bir de böyle. Sonra bunu MySpace'te mi? YouTube'da mı bir yerde yayınlamıştım o dönem. Adamların böyle MySpace sayfası falan ki Amerika'da falan baya baya ünlüler böyle. Benim videoma denk geliyorlar. Benim videomu bir şekilde buluyorlar, denk geliyorlar bilmiyorum. Adamlar kendi MySpace sayfalarına ki herifleri böyle yani yüz binlerce takip eden insan var. Öyle dünyanın her yerinde hayranları falan filan var. Adamlar MySpace sayfalarının kendi ana sayfalarına lönk diye benim videoyu koyuyorlar ortaya. Videonun altına da şunu yazıyorlar. Adam bizden iyi çalmış. Bunu gördüğümde gerçekten çok mutlu olmuştum. Yani bir şeyi kafaya koyduğunuzda, bir insanın kafaya bir şeyi koyduğunda, yapmak istediğinde yapabileceğini ben gerçekten ondan sonra çok çok daha iyi anlamıştım. Yani evet bazı şeyleri dinliyorsunuz, ediyorsunuz. Ben anlatıyorum mesela kaç dakikadır. Bunu bir kere, bu hazzı bir kere aldığınız zaman, bu hazzı bir kere yaşadığınız zaman bunu hem kendiniz yapmak istiyorsunuz hem de şu an benim anlatmaya çalıştığım gibi başka insanlara da anlatmaya çalışıyorsunuz. Çünkü başarmak, bir şeyleri başarabiliyor olmak, en azından bir şeyleri başarabildiğini biliyor olmak güzel bir şey. Ve ben de eminim ki beni izleyen birçok arkadaşımın yapmak istediği şeyleri başarabileceğinden adım gibi eminim. Başarmak istedikleriniz için emek sarf edin. Amerika'ya da gelirsiniz, Almanya'ya da gelirsiniz. İtalya'ya da gidersiniz, Fransa'ya da gidersiniz. Bütün ülkelere gidersiniz. Ondan sonra bütün dünya sizin olur zaten. Yani günü kurtarmalık planlar yapmayın. Hani Amerika'ya gidelim şöyle yaparım, Amerika'ya gidelim böyle yaparım falan. Önemli olan neyi istediğinizi bilmek ve onun için ne kadar emek sarf edebileceğiniz. Ona ne kadar vakit ayırabileceğiniz, hayatınızın hangi noktasında konumlandıracağınız. Yoksa her şeyi yapmak çok kolay. Evet arkadaşlar, konuyu çok daha fazla uzatıp kafanızı daha fazla şişirmek istemiyorum. Birazcık bile olsa böyle motive edici bir bilgi verebildiysem, biraz böyle silkelenip böyle kendinize gelebilecek inancınızı birazcık yükseltebildiysem çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, hala kanala abone değilseniz, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Naçizane videoyu beğenmeyi, alta yorum bırakmayı, fikirlerinizi paylaşmayı da ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.